Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'ini nazil kıldı. Ve Kur'an-ı Kerim'de kub ahkamlarını, hukumlarını nazil kıldı. Aynı ki namaz, aynı ki zakat, aynı ki ruza, aynı ki hac. Ve cüde kub Allah Teala şeriyetteki hukumlarını nazil kıldı. Şu cümleden cihad ibadetini hem Allah Subhanehu ve Teala farz kıldı. O şey zat ki kutiba aleykumul qital, o şey zat ki kutiba aleykumus siyam de, siyam ruzana hem ve qitalını hem Allah Teala farz kıldı. Demek cihad kılıyapken her birimiz bilişimiz gerek ki bu kılıyapken cihad ibadetimiz İslam'ın şeriatının hükümlerinden bir hüküm. Demek biz özümüz üstümüzde bugün farzını ada kılıyemiz. Ve bu farzını Allah Subhanehu ve Teala bizlere buyurgan. Ve bana bu farzını Allah Subhanehu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de katta katta surelerde ve Allah Subhanehu ve Teala cüde kub ayetlerde farz bu geldiğini ve bu cihatını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ameli kıyalliklerini, gazvelerini bizlere nima haberini verdi. Şu cümleden manevi biz okuyan ayette Allah Subhanehu ve Teala müminlerini iman sıfatları bilen hitap kılıp, ey iman kiltirgen müminler, sizlerini alemlendirici azaptan kutultiredigen, necat veredigen bir ticaretke yollep koyayım dedi. Allah Subhanehu ve Teala aciz bendelerini bir ticaretke çarla yaptı. Bu ticaretini Allah Subhanehu ve Teala alemlendirici azaptan sizlerge necat veredigen. Tunciikum min azabin alim. Alemlendirici azaptan sizlerge necat veredigen bir ticaretke sizlerini yollep koyayım dedi. Dalalet kılıp koyayım dedi. Alemlendirici azabını tafsirde bir neçe tafsir giyeneken şu tafsirden bittesi de hayattaki harlik, hayattaki kafirlerge bugün kullik. Ya ki hayattaki Allah Subhanehu ve Teala'nın cüde kub nimetlerden mahrum buluşlik. Ya ki hemege malum bugün kıyamet günüdeki cehennemdeki alemlendirici azab. Allah Subhanehu ve Teala mana bu alemlendirici azaptan kutultiradigan ticaretini ticaret deb atayapti. Ve bu ticaretini Allah Subhanehu ve Teala uzun kilgusu ayette bizge tafsir kılıveriyapti ki mana bu ticaret şunday ticaret ki tu'minune billahi ve rasuli. Allah ki iman kiltiresiler ve Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e iman kiltiresiler وَتُجَاهِدُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ İman kiltirgenden sonra Allah yolunda malinler ve caninler bilen cihat kılasılar. Şu bilen mana bu ticaret barpa bilen. Mana bu ticaretinin sermayesi neme? Ana şu cihatke sarflenedigen can ve mal. Her bir ticaretke sermaye koyuladı. Hayatta ticarette hemen biz bilemiz. Ticaret degen nime degen dese her kandaya ticaret bulsun onge bir sermaye koyulur. Bu sermayen Allah Subhanehu ve Teala uzu bizge bergen. O mal, o canını o bizge bergen. Allah Teala başka hayatta başka surede Tavbe suresinde merhamet kıyandı ki inna Allah eştara minel mu'minin anfusahum ve emvalahum bi enne lehumul cennet. Allah Subhanehu ve Teala mu'minlerini canlarını ve mallarını cennetini evazige satıp aldı dedi. Birden savda bizlere haberi verdi. Satıp aldı. Biz organı yapken mana bu ayetlerde ise Allah Subhanehu ve Teala mana bu uzu bilen böyle diyen ticaretini sermayesini haber verdi. İman kilitlesin Allah ve Resulü'ne ve Allah'ın uzu vergen malını, canını Allah'ın yüzünde sarflar cihat kılasılar. Malını sarflaş hamamızga malum, canını sarflaş hamamızga malum. Demek canını ve malını kurban kılasılar. Eğer bilseleriniz mana şu sizler için en yakşı nesse.
Ulamalar aytganlar ki, agar mana shu oyatni ummat tushunganda edi, bugungi kundagi jihad maydonlari bo'shab qolmasdi deyshadi. Chunki islomni tarixini avvalini qaraydigan bo'lsak, mana bu oyatni, mana bu tijoratni haqiqatini tushungan sahobiylar, tobiinlar zamonasida jihaddan qolishlik faqat uzrlik kishilarga va munofiqlarda topilgan xolos. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qilgan g'azvalarida bitta g'azva Tabuk g'azvasi nafir on bo'lgan, jihad farz ayn bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning jihadlarida shunda 30 ming musulmon hammasi jihadga chiqdi. 30 ming kishi chiqdi, 3 kishi jihaddan qoldi. Ya'ni Madina Munawvarida bo'lgan 30 ming musulmonni hammasi jihadga chiqdi, 3 ta musulmon uzursiz jihadga chiqmay qoldi va 70 ta munofiq chiqmadi. Bugunchi umuman bugun u holatlar teskarisi bugun. Ya'ni har bir 10 ming kishidan bir kishi uzursiz jihadga chiqmay qoldi va shu qilgan jinoyatlari uchun Alloh subhanahu va taolo ularga jazo tayinladi. Jazo shundan iborat ediki, mana bu jihadga uzursiz chiqmay qolgan 3 ta musulmonga ulardan ikkitasi Badri edi. Ikkitalari Badrda ishtirok qilgandi. Uchinchilari Ka'b ibn Molik, bu kishi ham birorta g'azvadan qolmagandi, u kishi Badr emas, lekin Badrdan tashqari hamma g'azvada bo'lgan. Bitta mana shu g'azvada uzursiz chiqmay qolgan. 50 kun mobaynida musulmonlar bular uchchavisi bilan salomatlik yig'ishtirishdi. Bordi keldini yig'ishtirishdi. 50 kun 3 kishini Alloh taolo shu shaklda bitta g'azvadan, u g'azvadan jang bo'lmadi birodarlar. Tabuk g'azvasida jang bo'lmagan. Sayr bo'lgan faqat, borilgan bir oy, bir qaytilgan bir oy. Lekin qattiq issiq vaqtiga to'g'ri kelganligi uchun Alloh taolo imtihon qilgan. 3 kishi. Mana shu narsa, mana shu tijorat, mana shu molni jonni sarflab Allohning yo'lida jihad qilishlik, qitol qilishlik agar sizlar bilganingizda eng yaxshi narsa. Ya'ni jannatga eng yaqin yo'l, eng qisqa yo'l. Jannatga sizlar yetib oladigan, najot topadigan eng yaqin yo'l. Alloh taolo mana bu tijoratni bizlarga o'zi tafsir qilib turib, kelgusi oyatda aytayaptiki, agar kimdaki mana shu jihadni haqiqiy ravishda ado qiladigan bo'lsa, o'sha ixlos bilan sunnatga muvofiq qiladigan bo'lsa, va jahidu fillahi haqqo jihadih, Allohning yo'lida haqiqiy jihad qilinglar degan boshqa Haj surasidagi oyatga muvofiq haqiqiy jihad qiladigan bo'lsa, Alloh taolo buncha chekilgan mashaqqatlar, qiyinchiliklar evaziga yag'fir lakum. Sizlarni mag'firat qiladi. Jonni sarflaysiz, molni sarflaysiz, shu yo'lda shahid bo'lasiz, shu yo'lda qiynalasiz, mukofotini birinchisi yag'fir lakum. Sizlarning gunohlaringizni mag'firat qiladi Alloh taolo. Mana shu tijoratda to'la to'ksa ado qilasizlar. Sarmoyani hammasini ishlatasizlar, baxillik qilmaysizlar. Sarmoyani borini ishlatasizlar va mana bu ishlatgan sarmoyani va mana bu jihadni to'la to'ksa ado qilgandan keyin birinchi berilayotgan mukofot, birinchi mu'minlarga berilayotgan bashorat nima? Yag'fir lakum. Alloh sizlarning gunohlaringizni mag'firat qiladi. Mana bu oyat tushunishlik uchun boshqa yana bir oyatga murojaat qilamiz birodarlar. Alloh subhanahu va taolo inna fatahna laka fathan mubina. Rasululloh sallam Hudaybiya sulhidan Madinaga qaytayotgan vaqtlarda yo'lda nozil bo'lgan Fath surasida Alloh taolo aytadiki inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allohu ma taqaddama min zambika va ma ta'akhkhar. Alloh taolo aytadiki, biz sizga ey Muhammad alayhisalom ravshan ochiq fathni nusratni berdik. Bu fathni kelgusi yildagi Makka fathi deb tafsir qilishgan va Hudaybiya sulhidan qaytgandan keyingi Xaybarni fathi deyishadi. Har holatda ham Alloh taolo o'zini fathini Rasululloh sallamga va'da qilib turib, 2-chi oyatda Fath surasida aytadiki, لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرْ. Sizni avvalgi ve ahirgi günahlaringizni ham kechiramiz. Muhammedur Resulullah'ni
buyağı 13 yıl Mekke'de, buyağı hem 6. Hicri'de Sülh-i Hudeybiye bugün bulsa, aradı 19 yıl mobaynıda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkken meşakkatlerini evezge Allah subhanehu ve teala uzu birgen fethini, başaratını bir tür ayet etti ki biz sizini, bana bu başarat bile başaratlayan biz ve sizini evvel gibi ahir günahlarınızı mağfiret kılıyız. Ayşe radiyallahu anh'a dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tahaccüd namazlarında şunday uzak durardılar ki ayakları şişip giderdi. O kişi hemen yüreğime açışıp ya Resulullah. Allah sizi avvalgi ve ahri günahlarınızı mağfiret kıyandı ki bu kenar uzunluğunuzu kıynamasanız deyende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki efela akunu abden şakura. Allah beni günahlarımı mağfiret kıyandı için bana şu tahaccüd namazlarında türüp uzunmu günahlarımı keçir geldiğe şükür kılığı için bende bulursam bulmaydı mı dediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani biz yagfir lekum zunubakum ayetini çürücülüğümüz için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in birliğinden en katta nimetlerden bugün mağfiret nimetini çürüşümüz kevralarlar. Ya ki kıyamet günü de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bulurken rivayette hemen insanlar toplanıp ki adam aleyhisselam'la bizi halatımızı kurup durup Rabbimizden bizi şefaat sorab birin. Degen adam aleyhisselam bu nersi kurudan kemesliğini, Nuh kebarışlığını, Nuh İbrahim'e İbrahim, Musa'a Musa, İsa'a İsa aleyhisselam'a dik de sözler var. Ahir uksun aldı kelingen de uksayt dedi ki bu işini fakat Uddes'ten Muhammed aleyhisselam çıkadı halas. Çünkü Allah uksunu günahlarını, evvelini, ahirini mağfiret yendi. Allah'a hakikaten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kişi Hatemen Nebiyyin, Seyyidil Mursalin, Habibi Huda demeydi İsa aleyhisselam. Dedi ki bu kişinin günahlarını evveli ahırı mağfiret kılıngan. Biz bilmeyemiz hani bizi günahımız mağfiret buldu mu bulmadı mı? Nafsi, nafsi, uzun mu, nafsim ne mi bularken deyse de barine Muhammed aleyhisselam oluyor. Mumin kişi için en katta başarat, mumin kişi için en katta galaba, günahlarını mağfiret kılın geldiği buradırlar. Biz ayetini şaşırıp cennet, cennete adın takize uğurlarına okup edemez. Lakin bir de bitti. En mühim, en katta bizi yutuğumuz yağfir lakum zunubakum. Sizlerini günahlarıyla keçirelim. Günahlarını keçirişlik için ibadetlerinin içindeki en yutukka erişiladigan en kıska yol nimekan bu nima? Allah'ın yolundagi cihat mana bu ibodatni to'la to'k sado qilish. Shahidni ham 6 ta fazilatlar kelgan vaqtda birinchisi qoni yerga yetib bormasdan yerga to'kilmasdan oldin hamma gunohlar mag'firat qilinadi. Mana bu narsa biz uchun eng muhim narsa bo'lishi kerak. Biz için ibadetlerin her birini kılıçkendir. Namaz okuyuluk, roze tutayılık, başka nafil ibadetlerini kılayılık, cihat kılayılık. Biz için en aham, muhim bu kadar narsana umuluş gerek, günahlarımızı mağfiret kılınçlık buradırlar. Ana şu günahların mağfiret bu kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dediler. Men her günü nafsım kuluda bulgen zatka kasem ki 100 bar istiğfar aydaman dediler. Günahları geçirgen kişi. Yani bizde taşvişimiz bu buluş gerek. Şimdi günahlardan toklanışlık bir kişi var. Günah kılıp durup tavbe istiğfar ayet yaptı. O tavbe istiğfar ayet çıkarak. Biz imanı müşerrab bugandan ki şimdi günahlarımızdan toklanışlık için Allah farz kıyan ibadetlerine kılışımız. Şu cümleden cihat. Şu cihat tutulduk adakla diyorum bu sek. Yağfir lakum zunubakum. Ya ki Allah-u Teala anlaşıyor. İnne Allah'a iştara minel mu'minin enfusahum ayetinden kiyingi ayette şu uzu ticaret kılediğin mu'minlerinin birinci sıfatı ettaibun deydi. Şu burada kital kılışadı, kafirlerini uzdurışa, uzarı katıl buluşa deyip durup bana şu ticaretini kılediğin kişilerin sıfatını kilitirelim. Vallahi 9 tane sıfatları var lan. Şunu birincisi ettaibun. Bunlar Allah'a tavba kılığı kişilerler. Ne kopurak mana bu noktaya
itibariyle karatayım buradalar ki, bizi kılıyapken ibadetlerimizin neticesi ne buluşuk gerek? Mağfiret kebis sazavar buluşumuz gerek. Bu bir. Peki Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şu namazlarına verilen vaadelerini Bamdat'tan pişin gece bugün ibadette ortasında kılınan günahlarına yani pişin namazı kefaret verir. O cümleden bu cümleden, o Ramazan'dan bu Ramazan'dan. Ya ki namazı okuvalıp salam bergenden ki birinci sünnet amelini mi? Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Biz ibadetten çıktık. Yani namazda türüp günah kılınmadı. Yani bu günah örneğemez. Lakin salam birleştik bilen sünnet şu ki evvel aytiladigan sünnet ameli estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Bu nasıl itibar edelim? Ana ondan ki Allah Teala diyor ki yudkhilukum cennetin tecri min tahtil anhar. Aslı anharlar akıbetinden cennetlerge alıp girer. Çünkü cennetke mağfiret bugandakin girer. Günahları keçirilirken adamlar girer. Ve bazı bir imanı var, lakin günahlar kılıyorken kişiler cehennemde azaplanıp, azaplangenden ki Allah hemenimizi cehennemden esresin, günahlardan poklangenden ki gün cennete girer. Allah Teala dedi ki, يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِنْ تَحْتَ الْاَنْهَارِ أَسْلَذَا نَحَرَّلَا اَتُوَذَا دِيَانْ Cennetlerge alıp girerdi. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً En tayyip pakıza urunlarga adın cennetteki urunlarga sizden alıp girerdi. Ve bana şu en katta yutuğudur. Ve uhra tuhibbunaha nasrun minallahi ve fethun qarib. Peki Allah-u Teala bizi halıkımız, bizi yaratken, bizi fitretimizi, bizi garizemizi, bizi tabiatimizi yakışı bile diyorsun. Ve uhra, bundan başka yanlarsa var. Sizden alamlantıracak azaptan kutkar ediyen ticaret, günahlarınızı mağfiret kılan ticaret ve aslında anaharlara okup ediyen cennetke, pakize adın cennetlerge alıp kirediyen bunca ibadetten kigin hem size yakışık ediyen şimdi bir nefse var ki ve uhura tuhibbuna size onu kop yakışık ediyen nasrun minallah Allah'ın nusretini, galebesini. İnsanın garizesinin tabiatını Allah-u Teala bilir. Ve uhra tuhibbunaha nasrun minallahi ve fethun karib. Allah tarafından bulunan nusrat ve yakın fırsatta gelen fethini Allah-u Teala sana verir. Ve beşşiril müminin. Müminlerge başarı bir koyun. Yani bana bu cihat ibadetini ve bunca vaada kılınan narsalarını Allah Teala müminlerge başarat verin dedi. Müminlerge başarat verin dedi. Demek bize bana şu beşşiril müminin ayetten ki çıkıp buradalarla şu ayetlerle tahtalip ettik ki demek biz cihat ibadetini Allah farz geldiği için kılıyakamız. Bu bizi ve farz bulan ibadet. Aynı ki namaz farz ve bu ibadette biz hiç kimge minnet kılış hakkımız yok. Bunu fakat ve fakat Allah Teala bizlerge minnet kıyan milyar milyar Müslümanın içinden bizi tellattı Allah-u Teala şu cihat ibadetiyle. Bazı da biraderle öğrenip kalabildi ki nemege cihat meleğinde adam kem. Bir alim kişiden soruşkene geldi cihat meydanı geldi. Nemege Müslümanla barmaydı. Nemege cihat meydanında bir havuç Müslümanla cihat kaladı halas degende ökşetkene geldi. Şu sual meneyem kıynaydı. Çünkü Allah'ını ve Resulünü vaadesine işenmeyen kişiler cihat meydanında yürülmeyin degene geldi. Allah cihat kişi münce vaada kılıyordu. Katıl bu gallaki münce mükafat. Bülent derecesi münce. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayet mücahidler için Allah-u Teala 100 dereceni tayarlap koydu. Fakat mücahidler için 100 dereceni tayarlap koydu. Bu derecelerin ortasındaki masafa Osman'ı yer çelik giriyor masafa. Her bittesine araçta. Bu has mücahidler gel. Lekin bu vaadeler gaybi vaadeler. Bu vaadeler Kur'an'da hadiste gelen vaadeler. Hayat-ı dünyada bir kurup, kuzey kurup durgen nasıl işlenip koyan bu ümmet bugün Allah ve Resulü'nün vaadesiyle işlenmeye koyan. Bu mesela cihat meydanı tulip giterdi.
siz bilen bizge komandallik, siz bilen bizge emirlikmez. Ümmette şunca salih kişileri var, şunca alimleri var. Eğer biz ülkeni kavuşun tuğullar yürüsek hem kem olsun özümüzde ülkeye münasır da bilmemiz. Lakin mecbur ekendiz, meydanla boşak bakan için, ümmet ayak astı bile yapkallik için, özümüz günahkar bulsak da ve şu günahımızı tanıp durup cihat kılıyoruz ki, şayet ki tükürüyen kanımızı yevezi ki Allah-u Teala bizden günahlarımızı mağfiret kısa. Lakin daim etkenimiz bu ibadette hakiki kılıçlık hareket kılaylık. Çünkü ibadetlerini kabul buluş şartı daim etkenimiz ikide. Birincisi ihlas, ikincisi sünnetle muvaffak buluş gelin. Şu ikidesi cemlense şu ibadet kabul bulur. İhlas, ihlası düşmanı var. İhlası düşmanı var. Bittesi riya, suma, minnet, azar. Bunlar ihlası düşmanı bunlar. Biz amelimizi salamat Rabbimizin huzuruna abarıp alışımız gerek buradırlar. Yolda karakçılığı kaldırıp koymazken. Yolda bu amelimizi kuşandalarına ibadetimizi aldırıp koymazken. Şunun için ihlas ve ikincisi sünnetle muvaffak buluşmak gerek. Şunda yine Allah Teala bizi bana bu kılıyapken ibadetimizi kabul kılar. Ve daim etkenimiz bizi bu çeki yapken meşakkatimizi Allah kabul kılsın. Bu kılıyapken ibadetimizin mükafatı fakat ve fakat cennet buluşkele buradırlar. Dünya matasmaz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki dozaktan ahırda çıkıp cennetke ahırda kireden kişinin ben tanıyman dediler. Cehennemden sudurulup çıkadı. Günahlarına cezasını alıp İmanı varlı gülçen. Ahirge çıkan kişi bu. O cennete kirgizilerdi. Onge dünyanın 10 beraberde mükafat verirler. Yani şu dünyayı ki bugün kafir-i münafıla talaş tartışı yaptı. Şunu 10 beraberde yani şu gözümüze kurulup duruyen dünyanın 10 beraberi ahirge cennete kirgen kişinin makamı böyle. Kirene braderler bizden hakiki cihat kılaylık. Ve ana şu cihat kılayıpken kişilerini Kur'an'da ve hadiste maktaligen salih sıfatlarını uzunumuza topaylık. Ve bana bu tellegen yolumuzda azimetlik bulaylık. Bana bu tellegen yolumuzda çerçep komaylık. Bana bu tellegen yolumuzda ta yeryüzü Allah'ın mülkü kafir ve münafıklarını kuldayken cihat kılışlığını niyetimize tutaylık. Bizi cihadımız çigeren tanımayla, bizi cihadımız makan ve zamanı hasemez. Ve lakin daim etilingen, şehadetke bugün arzuyumuz daim biz bilen bir yapıyorsun. Her lahze şehadetke tayyar bayarık, halis niyet bilen. Halis niyet bilen. Çünkü cihad ibadetteki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özleri arzu kıyanlarsa, Allah'ın yolunda kayta kayta şehit bulup, kayta kayta terlişlik mi arzu kıyarlar. Ve lakin, bizim şehadetimizi Allah-u Teala kayda nasip kıyam bulsa, kayda bulsa Allah-u Teala'dan şu, Allah-u Teala'nın şehadet makamını labbek deysin Allah-u Teala nasip etsin. İslam ümmetinin şehitlerini Allah kabul kısın. Bizlerle ölenin yolunu devam ettirebilen hakiki ricallardan kısın. Allah-u Teala hamelerimizi, ibadetlerimizi uzun kabul kısın. Allah subhanahu wa ta'ala günahlarımızı mağfiret kılsın. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfirüke ve etûbü ileyk. Cezâkumullah.